Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Beylerim, bu toy Süleyman Şah'ından sonra bey seçmek için toplanan ilk toydur. Kaya Obası'nın beyliğine Gündoğdu Bey ve Ertuğrul Bey talibdir. Obamız için hayırlı olsun. Amin. 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 Yiğitlerim, beylerim, boyumun uluları. Ben ne vakit sizi çıplak bıraktım, aç bıraktım ki rızık için bu kadar telaşlanırsınız. Hayırdır Dündar Bey? Toyda olduğumuzu görmez misin? Bey olarak toya katılma hakkımı kullanmak isterim. Gündoğdu Bey. Demek toyda da oyunlar dönecek. Bu münasip midir Aymana? Dündar Bey'in de diğer beyler gibi toya katılma hakkı vardır. Madem ki bu hakkını kullanmak ister, buyursun. Eyvallah Aymana. Kaya Obası'nın beylik seçimine geçmeden önce Gündoğdu Bey diyecekleriniz var mıdır? Müsaadenle ana. Boyumun şerefli, şanlı beyleri, Süleyman Şah'ın ardından bilmediğimiz bu topraklara düşerken tek bir gayemiz vardı. Huzurlu bir hayat sürmek, devletimizin desteğiyle büyümek. Lakin maalesef ikisi de mümkün olmadı. Allah'ın her günü yeni bir musibete uyandık. Huzura hasret kaldık. Devletimize isyan etmenin sınırına geldik. Ben bey olduğum vakit inşallah aradığımız huzura kavuşacağız. Bütün kararlarımızı istişare ile alıp istişare ile göç edeceğiz. Devletimizin desteğiyle de gücümüze güç katacağız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ertuğrul Bey, şimdi sizin diyeceğiniz var mıdır? Boyumuzun ulu beyleri, onca cefayla, onca acıyla Oğuz atamızın topraklarını bırakıp buralara niçin geldik? Göç etmemizin tek nedeni düşman mıdır? Geniş otlaklar mı? Verimli yaylaklar mıdır? Evlatlarımız sersefil olmasın diye çektiğimiz bunca acı sadece kendi huzurumuz için midir? Soyumuzdan, dinimizden olan insanlar rahat yüzü görmezken sahte bir cennete inanmak bize yaraşır mı? Mazlumların ahı afakı sarmış, zalimler hükümranlığı ele geçirmişken oyunlarını bozmadan biz kendi huzurumuzu mu tesis edeceğiz? Buna izin verirler mi sanırsınız? Kayının ulu beyleri, eğer beni bey seçerseniz sadece obamızın değil, tüm mazlumların yanında olacağız. Kayıyı hak ettiği yere taşıyacağız. Huzuru ancak bu şekilde elde edebiliriz. Bereketli yaylaklar,
verimli otlaklar, mallarımızı satacağımız pazarlara sahip olmanın yolu bu büyük rüyayı görmekten geçer. Şimdi yeni şeyler söylemenin vaktidir. Eğer kayıya bey olursam, hakkı, adaleti, merhameti, ahlakı birlikte ihya ve inşa edeceğiz. Kuzunun kurttan hesabını biz soracağız. Rızık endişesine düşüp kimsenin gölgesi olmayacağız. Nereden geldiği belli olmayan altınlarla kimsenin rızasını satın almaya kalkmayacağız. Hak için haktan gayrı bir yola düşmeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Diyeceklerim budur. Görürüm ki Ertuğrul Bey bizlere huzuru çok görür. Gördüğü rüyalardan uyanmaz. Ben Ertuğrul Bey'in kör heveslerine otağımı emanet etmem. Bu son sözümdür, böyle biline. Hayali olmayanın istikbali de yoktur Gündoğdu Bey. Bütün gayemiz Kayı Obası'nı hak ettiği mertebeye getirmektir. Başkalarının kölesi haline değil. Benim de son sözüm budur. Beylerimizin diyecekleri bittiğine göre seçime geçebiliriz. Gündoğdu Bey ve Ertuğrul Bey oğlum olduğu için ben rey hakkımı kullanmayacağım. Gündoğdu Bey'i Kayı Bey makamında görmek isteyenler buyursun. Kayı Obası'nın beyi olarak görmek isteyenler buyursun. Kayı Obası'nın beylik makamına 10 bey Gündoğdu Bey'i, 6 bey Ertuğrul Bey'i seçmiştir. Kayı Obası'nın beyi Gündoğdu Bey'dir. Allah beyliğini mübarek etsin. Amin. Beyliğini adilce yaptırsın. Amin. İradesini güçlü kılsın. Amin. İdaresini zora sokmasın. Amin. Haktan ayırmasın. Amin. Beyliğini otağını halka ırak eylemesin. Amin. Allah beyliğini, otağını, obasını her daim muzaffer kılsın. Amin. Otağımın ulu, şerefli beyleri, verdiğiniz sağduyulu kararla yüksek ferasetinizi bir kez daha gösterdiniz. Allah her birinizden teker teker razı olsun. Benim otağım Süleyman Şah'ın vaktinde olduğu gibi yine hizmet otağı olacaktır. Bundan gayrı sefa size, cefa bana. Acılarınız acımdır, dertleriniz derdimdir. Her daim sizler için çalışacağımı bilin. Ayrıca şunu da bilin isterim ki, her kim ki
otağımızı bölmek ister, ikilik çıkarır. Töremizin emrince gereken neyse öyle muamele görecektir. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın. Amin. Bilesiniz ki beylik için savaştığımız düşmanlarımızın kirli oyunlarına tevessül edilmesi kayı otağını da obasını da içten yıkmıştır. Beylik için gayrimeşru yollara başvurulması düşmanlarımızın obamızı fethetmesini sağlamıştır. İnşallah ferasetiniz bundan sonra da sizlere yol gösterir. Gayrı bu obada durmak bana zuldür. Beyiniz sizlere hayırlı olsun. Gayrı benim payıma düşen, bana inanan bir avuç insanla birlikte yollara düşmek olacaktır. Kendi obanda bile bey seçilemedin Ertuğrul. Nereye gidersin? O bir avuç zavallının da eceli olacaksın. Tek başına bir ümmet olan Hazreti İbrahim gibi yollara düşüp senin o zavallı dediğin insanlarla devlet kuracağım. Bunu da böyle bilesiniz.